από το πολύ συγκλέπει, άρχισα τον αργινέ. Πίσα ρούπα τραβατώνε, πατατώνε για να πτώνε. Φύλλα τσίλιες για τους δράκους, φύλλους τους δεσμοφυλάκους. Yunanistan tam 4 yıllık bir aradan sonra tekrar Papandreou'lu yaşama geri döndü. 1981'de değişiklik temasını işleyerek iktidara gelen Papandreou, o dönemde ilk işi Türkiye'ye her cepheden hücum etmek olmuştu. Askeri yönetimden de yararlanarak tüm uluslararası forumlarda Türkiye'yi insan haklarını çiğnemekle suçladı. Hemen ardından Türk tehdidi var diyerek NATO'yu hareketlendirmek istedi. Onun ardından Ege'ye el attı ve Yunanistan'ın Ege'deki haklarını elde edeceğiz diyerekten petrol arama çalışmalarına başladı. ...1987'deki kriz hala hatırlanıyor. Taşos Adası civarındaki petrol arama olayı neredeyse bir savaşa dönüşecekti. İki tarafın orduları harekete geçtiler. Kazara atılmış bir silah iki ülkenin sıcak çatışmaya girmelerine yol açacaktı. O sırada kalp ameliyatından dönen Başbakan Turgut Özal'ın son andaki müdahalesiyle bir felaketin ucundan dönüldü. Hemen ardından başlatılan Davos süreci ise kısa sürede iki tarafın şahinlerince dinamitlendi. 1981'den 1989'a kadar ki Türk-Yunan ilişkileri sürekli bir siyasi mücadele şeklinde geçti. Papandreou 1989'da yüksek enflasyon, işsizlik ve Koskotas skandalına dayanamayıp iktidarını kaybetti. Türk-Yunan ilişkileri 1990'dan itibaren Mitsotakis hükümetiyle birlikte duruldu. Gerilim yok oldu. Türk tehdidiyle oy toplamanın modası geçmişti. Sorunlar yine vardı. Kıbrıs, Ege yine çözüm bekliyordu ancak Mitsotakis diyaloğu sertliğe tercih etti. Ve nihayet Papandreou geri döndü. Gelmesiyle birlikte ilişkilerdeki gerilim de yeniden arttı. Kıbrıs dosyası başta olmak üzere Ege kıta sahanlığı ve petrol arama hemen güncelleştirildi. Türkiye'deki insan haklarının savunuculuğu tekrar gündeme getirildi. Bir tek değişiklik, o da Papandreou yerine şimdi bir başka ismin ön plana çıkmasıydı. Yunanistan'ın Türkiye başta komşularıyla ilişkileri ve Avrupa İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Pangalos açtı ağzını, yumdu gözünü. 6 ay süreyle Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını da yüklenen Pangalos'un her demeci uluslararası basına kolaylıkla malzeme oldu. Pangalos'a göre Türkiye uluslararası alanda bir gangster gibi dolaşıyor. Kıbrıs'ta bunun örneği. Türkiye'nin kanlı botlarıyla Avrupa'da yürüdüğünü, aynı masada oturduğu Türk Dışişleri Bakanı'nın yalanlarını dinlemek zorunda kaldığını söyleyen Pangalos, Türkiye'yi her yerde sert biçimde eleştiriyor. Pangalos sadece Türkiye'yi değil, Almanya'yı da hedefleri arasına alınca kızılca kıyamet kopuverdi. Hayvani gücü olan ancak bir çocuk beynine sahip ülke deyince Bonn Atina'dan resmen özür diletti. Pangalos birkaç ay içinde verdiği demeçlerle uluslararası basının yıldızı oldu. Yunan politik yaşamında olsun, Yunan hükümetinin içinde olsun apayrı bir yeri var. Atina kime çatmak istiyorsa, kime özel bir mesaj vermek istiyorsa Papandreou susuyor, Pangalos konuşuyor. Hem de herkesin nasırına basarak ve kelimeleri hiç yuvarlamadan. Pangalos kapılarını 32. güne açtı. Türk-Yunan ilişkilerinin bundan sonra nasıl gelişeceğini anlattı. Ve anlatırken de yine kelimeleri hiç yuvarlamadı. Je vais vous dire tout d'abord qu'il n'y a pas une politique hostile envers la Turquie, surtout pas envers Türkiye'ye ve Türk halkına karşı bir sertlik politikası gütmüyoruz. Sadece insan hakları ile ilgili eleştiriler yapıyoruz. Üstelik birçok Avrupalı meslektaşımın, uluslararası basının, hatta Türk basınının söylediklerinden de öteye gitmiyoruz. Vous insistez sur le problème des droits de l'homme, etc. Siz Türkiye'deki insan haklarını savunuyorsunuz. Ancak Batı Trakya'da yaşayan Türklerin insan hakları da çiğneniyor. Tabii bu da Ankara için önemli bir sorun yaratıyor. Trakya'da yaşayan Müslümanların hakları uluslararası anlaşmaların verdiklerinden de fazladır. Yapmayın Sayın Bakan, üstelik bizi en çok rahatsız eden birkaç yıllık sükunetten sonra sizin hükümete gelişinizle birlikte birdenbire sertleşmenin başlaması. Mitsotakis döneminde böyle bir durum yoktu. C'est ce que nous voyons des propos assez durs.
Monsieur Mitsotakis, c'est un gouvernement de droite. Mitsotakis sadece bir hükümetti. İnsan haklarına aldırmazdı. Biz sol bir hükümetiz. Ve Yunanistan'da hangi kriterleri uyguluyorsak, Türkiye'ye de aynı kriterleri uyguluyoruz. Bizde de her şey harika değil. Kıbrıs, Papandreou hükümetinin en öncelikli konusu. Kendi dönemlerinde mutlaka bir çözüm istiyorlar. Nitekim iktidara gelince ilk işleri Güney Kıbrıs'ı Yunanistan'ın güvenlik şemsiyesi altına almak oldu. İki taraf arasında imzalanan anlaşmaya göre Yunanistan Güney Kıbrıs'ın hava ve deniz savunmasını yüklendi. Bu durumda Ankara'da olumsuz bir gelişme şeklinde yorumlandı. Bunca yıldan sonra böyle bir işbirliğine gidilmesi Papandreou hükümetinin gerilim politikası uygulamak istediği şeklinde vurgulandı. İş bununla da kalmadı. Taşos adası civarında petrol aramaları başlatıldı. Yunanistan her ne kadar kendi karasuları içindeyse de uluslararası sular, yani tartışmalı bölgeye yakınlık nedeniyle Papandreou'nun niyetleri hakkında kuşku duyulmaya başlandı. Vous avez 40 000 soldats sur Chypre. Vous avez. Ben buna inanmak istemiyorum. Adanın yanı başındasınız ve orada bir kuvvet yığmış durumdasınız. 40 bin askeriniz var. Ağır tanklarınız mevcut. Uçaklarınız sürekli Türk tarafının üzerinde uçuyor. Bütün bunlara rağmen bizim ufak bir önlem almamızdan rahatsız oluyorsunuz. Bizim uçaklarımız dahi adaya ulaşamadığı bir ortamda Yunan tehdidinden söz etmeniz Türkiye'nin niyetinin kötü olduğunu gösterir. Bu açıkça bir propagandadır. O zaman da Yunan halkı Türklerin sözüne güvenilmez demeye başlıyor. Ancak ortada bir başka inanç da var. Bizde sizin ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıs sorununu çözmek istemediğiniz görüşündeyiz. Neden istemeyecekmişiz? Çok basit, bu şekilde Türkiye'yi uluslararası alanda hırpalamak çok daha işinize geliyor. Mais nous sommes les perdants. Nous sommes les perdants. N'est-ce pas? Il y a un conflit militaire 74. Nous avons perdu ce conflit militaire. Biz kaybettik. 1974'te bir savaş oldu ve biz bu savaşı kaybettik. Büyük bir askeri gücümüz var. Bununla iftihar ediyorsunuz. Ancak Türkiye artık bir tercih yapmalı. Ya eskiden olduğu gibi fetihçi bir ülke olmalı veya diğer Avrupa ülkeleriyle iyi ilişki kuran, gelişmesine öncelik veren bir ülke olmalı. Bu ikisi bir arada yürümez. Ya askeri bir güç olacaksınız veya kalkınmaya öncelik vereceksiniz. Kıbrıs'ı halının altında saklayamazsınız. Yani bazı ev kadınları yeri süpürür ve tozu halının altına saklar ya, işte Kıbrıs sorunu böyle saklanamaz. Sorun ortadadır ve mutlaka çözmek gerekir. C'est plutôt ce que vous dites, c'est de donner des. Sizin çözüm dediğiniz Kıbrıs Türklerine basit bir azınlık hakkı tanıyıp işi böylece kapatmaktan ileri gitmiyor ki. Ya Kıbrıs Türküne eşitlik tanımaya yanaşmıyorsunuz ki. Politik eşitlik ne demek? Adanın %10'luk nüfusuna iktidarın %50'sini vermek, %60-80 çoğunluğa da geri kalan %50'sini verip paylaştırmak, böyle demokrasi olmaz. Buna Türk oligarşisi denir. Sizin ülkenizde toplumun %18'i meclisteki sandalyelerin yarısına sahip olsa ne dersiniz? Bu olacak şey değil. İşte sorun ortada. Şimdi Ege'ye geçersek, yine Mitsotakis döneminde görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Taşos adası civarında petrol aramalarını başlattınız mı? Biz sizinle kendi karasularımız içinde ne yapacağımızın pazarlığını mı yapacağız yani? Üstelik sizin bana bu soruyu sormanız, basın ve politikacılarınız arasında da bu konunun tartışılması dahi, sizin henüz uluslararası dünyaya girmediğinizi gösteriyor. Hayır, ancak 1987 krizi böyle çıkmıştı. Biz başlatmamıştık. Şimdi bakın, bu tartışma dahi komik değil mi? Tüm bunlar müzakere edilen uluslararası kurallara göre çözülmeli. Eğer anlaşma olursa ne âlâ. Eğer olmazsa, Lahey Adalet Divanı'na götürülüp çözüm bulunur. Türkiye'yi rahatsız eden diğer bir gelişme de Yunanistan'ın PKK'ya kucak açan politikaları. PKK birçok Avrupa ülkesinde yasaklanırken Atina bu örgüte geniş serbestliği tanıyacağı yolunda sinyaller verdi. PKK militanları Atina'da gösteri yapabiliyor, siyasi mülteci olarak faaliyet gösterebiliyor. Yunanlı parlamenterler de sık sık PKK ile dayanışma örnekleri veriyorlar. Tabii bu durumda Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. En duyarlı olduğu konuda Atina'nın tutumunu bir düşmanlık gösterisi olarak nitelendiriyor.
PKK Yunanistan'da yuvalanmıyor. Türkiye'ye yönelik, Türkiye aleyhine hiçbir siyasi faaliyete izin vermiyoruz. Burada bazı Kürtler var. Bunlar Birleşmiş Milletler'ce tanınmış siyasi mülteci konumundalar. Bu insanlar gösteri yapıyorlar. Buna hakları var. Kentin merkezinde gösteri yapma hakkı herkese açık. Eğer olay yaratırlarsa tutuklanırlar. Geçenlerde oldu. Bazıları taş atmışlar. Yakalandılar. Mahkemeye verildiler ve cezalandırıldılar. En ce qui concerne le PKK, est-ce que pour vous le PKK est une organisation? Ancak sizce PKK nedir? Terörist bir örgüt mü değil? Güneydoğunuzda yaşayan bir halk var ve kimliklerinin tanınmasını istiyorum. Eğer bunu halledebilirseniz, terör sorunu da kendiliğinden çözülür. Yine de terörist metotlar kullanmak isteyen çıkarsa, onlar da toplumun içinde yalnız kalırlar. İş o kadar kolay değil. Müthiş bir şiddet kullanıyorlar. Herkes de biliyor bunu. Bütün bu olaylar cereyan ederken de biz birden Atina'ya dönüyoruz ve ne görüyoruz? PKK Atina'da. Hayır, PKK'nın burada hiçbir resmi bürosu yok. Hiçbir yerde PKK'ya rastlayamazsınız. Hiçbir faaliyette bulunamazlar. Burada Kürtler var. Temsilcileri basına konuşuyor. Bunu da Kürtler adına yapıyorlar. PKK adına değil. Unutmayın, biz polis devleti değiliz. Sokaktaki Kürtleri yakalayıp işkence yapıp PKK'lı mı değil mi diye sorguya çekemeyiz. Yunanistan'ın Türkiye'yi rahatsız eden diğer bir yaklaşımı da Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki engeli. Yunanistan, Kıbrıs sorununu ileri sürerek Türkiye'ye bir kuruş kredi verilmemesi için adeta bir savaş sürdürüyor. 12'lerin kapısını Türkiye'ye açtırtmayacağını da net bir politikaya dönüştürmüş durumda. Bu kapının anahtarı olarak da sürekli Kıbrıs'ı gösteriyor. La condition politique, n'est-ce pas? Evet, bir politik koşulumuz var. Bu koşulu belki biz koyduk. Ancak 12'ler kabul etti. Avrupa Birliği'nin kararı oldu. Artık diğer ülkeler kalkıp, canım Türkler çok uzun süredir Kıbrıs'ta, geri dönmek istemiyorlar, bırakalım kalsınlar. Siz de vetonuzu kaldırın diyemezler. Bu olamaz. Pangalos ne derse desin, Türk-Yunan ilişkilerinde yepyeni bir dönem başladı. Şimdi Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun her yerde insanların kulakları açık, acaba Atina'dan nasıl demeçler gelecek diye bekliyor. Acaba krizler yaşayacak mıyız? Acaba eskiye dönecek miyiz? Herkesin sorduğu soru bu. İnşallah dönmeyiz.